Sevgili arkadaşlar, şimdi geldik yine eğimden iki soru daha. Bu sefer doğruda eğimlerle ilgili soru var. Aşağıdaki doğrulardan hangisinin eğimi sayısal olarak en büyüktür? Sayısal olarak en büyük demek şu demek. Bazı eğimler eksi, bazı eğimler artı çıkacak. Artıların en büyük eğimini soruyor. Şimdi bakalım. Daha önce söylediğim gibi bakın böyle doğrular verdiği zaman koordinat düzleminde sağ yatıklar artı, sola yatıklar eksi demiştik. Bu sağ yatık, bunun değeri artı çıkacak. Bu sola yatık, bunun değeri eksi çıkacak. Bu sağ yatık, bunun değeri artı çıkacak. Sola yatık, bunun değeri eksi çıkacak. Şimdi dolayısıyla eksi çıkanlar büyük olamayacaklar. Sadece artılara bakmam yeterli. Ama biz öğrenmek açısından hepsinin eğimlerini tek tek bulacağız. Öncelikle birincinin eğimine bakalım. MA diyeyim buna ya da D1 doğrusu olduğu için. Neyse MA diyelim. Şimdi dikey böyle yatay olduğu için bakın dikeyi burada 2. Şimdi burada eksi 2'ye dikkat edin. Eksisi önemli değil. Burada uzunluk önemli. Aşağıya doğru eksi 2 olmasına rağmen bunun uzunluğu 2 birim olduğu için bunu 2 alıyorum. Şunu da 4 alıyorum. O zaman dikey bölü yataydan 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 çıkıyor. Sağa yatık olduğu için bunun cevabı MA 1 bölü 2'ymiş. B'ye geldik. B'de ise sola yatık olduğu için eksi çıkacak demiştim. Dikey bölü yatay. Burası eksi 4. 4 yazmışız ama eksi 4. Eksi 4 ile eksi 3. Ama sayısal olarak bunu 4 ve 3 olarak alacağım. Dikeyi 4 aldım. Yatayı da 3 aldım. O zaman 4 bölü 3 oldu. Ama sola yatık olduğu için önüne eksi koydum. Bunun cevabı eksi 4 bölü 3 oldu. Bu ne? MB. Geldim C'ye. Bakın burası 6. Burası 2. Bu sağa yatık olduğu için artı. 6 bölü 2'den cevap 3. Şimdi geldik son şıkka. Bu sola yatık olduğu için eksi. Yine dikey 8. Yatay kim? 2. Hocam bunlar çok kolay sorular. 8 bölü 2 dikey bölü yatay. O da eşittir 4. Ama eksi olduğu için eksi 4. Buradaki çakallık ne? 4 sayısını en büyük vermiş ama negatiften dolayı en küçük sayı haline geliyor. Onun için buradaki en büyük değer artılar içerisinden bakalım. Bunun eğimi 3 iken artı 3 iken bunun eğimi 1 bölü 2. O zaman en büyük eğim 3'tür. Bunun cevabı Ceyhan'dır. Sevgili arkadaşlar geldik 2 numaralı soruya. 2x eksi a artı 4y eksi 12 doğrusunun eğimi 4x eksi 2y artı 5 doğrusunun eğiminden en küçük asal sayı kadar fazlaysa a kaçtır diyor. İlk önce şunun eğimini bulalım. Daha önce söylediğim gibi x'in ve y'nin aynı tarafta olduğu doğru denklemlerinde biz şey yapıyoruz. X'in önündeki sayı bölü y'nin önündeki sayının ters işaretlisi diye hızlıca yapabiliyoruz. Bunu böyle yaptığınızda bu eksiler birbirini götürüyor. Buradan 2 bölü a artı 4 çıkıyor. İçinizden bazıları bu size Fransız gelebilir. O zaman şöyle de yapabilirsin. 2x eksi 12 burada tutarsın. Bu eksi a artı 4y'yi eksisini öbür tarafa geçirdiğin zaman a artı 4y haline gelir. Her tarafı a artı 4'e böldüğünüz zaman da a artı 4. Burada x'in önündeki sayı eğimi veriyor. Çünkü y yalnız kaldı artık. Y yalnız kaldığında x'in önündeki katsayı eğimi veriyordu. M eşittir 2 bölü a artı 4'müş. Böyle de bulabilirsin. Böyle de bulabilirsin. Şunu öğrenin arkadaşlar. Çünkü çok hızlı yaptırıyor. Bir kez daha x'in önündeki sayı 2 bölü y'nin önündeki sayı eksi parantezinde a artı 4'ün ters işaretisi. Bu iki tane eksi birbirini artı yapıyor. Cevap 2 bölü a artı 4 oluyor. Güzel bir şey. Doğrusunun eğimi bu verdiği doğrunun eğiminin en küçük asal sayı kadar eğiminden en küçük asal sayı kadar fazla diyor. Eğiminden en küçük asal sayı kadar fazlaysa bunun eğimini ne diyelim? Yine hızlı x'in önündeki katsayı 4 bölü y'nin önündeki katsayı eksi 2'nin ters işaretlisi dediğin zaman buradan cevap yine 2 çıkacak. Demek ki bu 2. Bak şimdi burada eğer 2'yi birbirine eşitlersen şıklarda muhakkak var. Burada yaptığı en küçük asal sayı kadar fazla ise lafını unutmaman lazım. O zaman adamın istediği ne biliyor musunuz? 2 bölü a artı 4 eğimi bu diğer eğimden en küçük asal sayı kim? 2. En küçük asal sayı tanıştırayım. En küçük biliyorsunuz artık. En küçük asal sayı. Ama yine de sorguluyor bunu. O zaman ne oldu? 2 bölü a artı 4 eşittir 4'müş. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2 eşittir. Bunun altında 1 var. 4 parantezinde a artı 4. O zaman 2 eşittir. Dağıtıyorum bunları. 4a artı 4 kere 4 azıcık 16. 4a'yı buradan aldım. Buraya 2 dedim. Eksi 16 dedim. Buradan eksi 14 çıktı. 2'yi buraya eşitliğin bu tarafına eksi 16 diye. 16'yı 2'nin yanına eksi 16 diye geçirdim. 2 eksi 16'dan eksi 14 oldu. 4A. 4A eksi 14. Her tarafı 4'e böldüm. Buradan ne çıktı? A eşittir. Eksi 14 bölü 4 çıktı. Sadeleştir. 2'ye böl. Eksi 7 2'ye böl. 2. Sonuçta da eksi 7 bölü 2. Bursa şıkkı doğru cevap. Yani böyle sorular sanki zormuş gibi görünüyor. Halbuki çok kolay bir soru. Arkadaşlar böyle videolara devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Ve bakın oynatma listelerinden konuların tamamını bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda bütün konular, 8. sınıf konuları var. Eksik olanları da tamamlıyoruz. Görüşmek üzere.